Şimdi timsah şeyine geldik. Nedir o? Çiftliğine geldik. Burası biraz kalabalık. Küçük oluşumlardan oluşuyor. Geliyor muyuz? Hi. Hello. Hi. Say hi. Hi. İşte geldik o iğrenç şeylerin yanına. Ay suda uyuyorlar bakın. İğrenç, kusacağım şimdi. This one is 5 years. 5 years. 5 years old. Ağzını da kapatmıştı. Madam, long time it ate my finger. Really? Yeah, look. No. Look, madam, it ate my finger. Parmağımı yemiş diyor. Sallıyor işte. Yaklaşayım mı hala? Seni ısırır mı? You call them team size. I have tattoo. Touch it. No? You wanna touch it? You wanna see my tattoo? Oh. Wow. Wow. I have two tattoos. Recording. Ready? Yeah. Thank you. Hold it like this. Hold it like this. It's a selfie. Look. Okay. It's a selfie. Look. Look at yourself. Okay. Photo. Look at yourself. Hi. Shelly. Okay. Bak bak selfie çekiyor. Bak hareketlere bak. Selam. Ben şimdi odaya geldim. Bu tatil kesinlikle makyaj yapamadım. O yüzden biraz fotoğraflarda sürekli böyle gözlüklü falanım. Şöyle oturayım durun. Bugün sabah 6'da kalktık. 6'da bile kalkmadık. 5.30'da kalktık. 6'da yola çıktık. Ve gördüğünüz gibi bir sürü park dolaştık. Zaten o işte National Park denen o neredeyse Kenya'nın %70'ini kaplayan park ta bir 2-2.5 saatimiz geçti. Gördüğümüz hayvanlar da zebra, buffalo. Buffalo Türkçe bir kelime mi? Türkçesi var. Yani Türkçe bir kelime değil ama Türkçesi var mı bilmiyorum. Ondan sonra antilop gördük. Geyik gördük. Bir sürü şey gördük. Ondan sonra oranın dışında orphanage'lar var. Bu orphanage'ı da size ayrıca anlatacağım. Orada aslanlar, kaplanlar, çakallar. böyle değişik hayvanlar gördük. Gerçekten çok inanılmaz bir şeydi. Ben çita sevdim. İnanılmaz bu. Bunlar hep bu yaşa zaten şu son zamanlarda yaşadığım hiçbir şeye inanamıyorum. Gerçekten çok güzel şeyler, çok güzel deneyimler yaşıyorum. Çok şükür ki. Şimdi de annemler masaja gittiler. Sakin annem ve annem. Ben de odadayım. Benim de bir masajım olacak inşallah bana sıra gelirse ama benim 7'de. Şu an saat 6 falan. Bir şey açıklık getireceğim. Çok kısa. Bu orphanage dediğimiz şey bakıma muhtaç, hasta, sakat, vahşi hayvanların getirildiği bir çeşit çiftlik. Orphanage'larda da bu gördüğünüz timsahlar, aslanlar falan hepsi bakılıyor gayet iyi bir şekilde. Orada timsahlar var. İşte ağzı kapanıyor siz elinizde tutarken ama sonra açılıyor ve geri konuluyor falan. Ve bir şekilde daha sonrasında doğaya salınan hayvanlar bunlar. Söyleyeceklerim aslında bu kadar. Hani bu orphanage terimini açıklamak istedim. Çünkü Instagram'a da koyduğum resimler var. Hayvanat bahçesi değil kesinlikle buralar. Kenya bir hayvanat bahçesi zaten. Kenya'da her yerde hayvan görebiliyorsunuz. Çok kısa bir açıklama yapmış oldum size. Şimdi size ama otelin manzarasını göstereceğim bakın. O kadar güzel ki ama inşallah kimse beni görmez. Dürbünle falan bakan yoksa inşallah. Bakın şimdi böyle bir balkonum var. Burası direkt Kempinski'nin dışına çıkıyor. Şöyle kenarda dursam bir... Ay düşüyordum. Beni görmezler bence.
Yanda da bir oda varmış. Odamız gerçekten çok güzel. Ve yemyeşil bir yere bakıyor. Annemlerinki inşaata bakıyormuş. Biz sakin annemle kalıyoruz da. Bu da böyle bir girişimiz. Burada çok güzel restoranlar var. Şurada spa. Böyle yani. Çok şık bir yer. Odamızı zaten görmüştünüz. Evet. Şu an masajdan geldim. Ayrıca da bir cilt bakımı yaptırdım. Suratıma nemlendirici bir şeymiş falan. Bir de böyle benim bildiğiniz gibi gözüm mikrop kaptığı için gözüme de böyle buharlı havlu falan koydurdum. Ama yüzüm bayağı şey oldu. Gerçekten nemlendi yani. Beğendim. Bugün ama bu arada gözüm hala çok fena gördüğünüz gibi. Bugün otelde yemek yiyeceğiz. Aşağıda bayağı güzel restoranlar var. Annemler aşağıda, ben de şimdi aşağı ineceğim. Ve yemeğe gidiyoruz. Yemeğin ortasında çekmek aklıma geldi. Şu anda böyle grup şurup yemekteyiz işte. Ben yine kiloma dikkat ediyorum. Günaydın. Biz şimdi lobide annemleri bekliyoruz. Kahvaltı edeceğiz. Bugün biraz geç kalktık. Saat şu an 10:52. Bugün çünkü çok böyle bir atraksiyonumuz yok. Çok bir planımız yok. Çünkü gerçekten dün Kenya'da yapılabilecek her şeyi yaptık. Bugün yine art kafeye gidip bir kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra bir pazar gezelim diyoruz. Böyle hediyelik arkadaşlarımıza bir şeyler alalım. Aslında böyle çekiliş yapmak var kafamda. Buranın takılarıyla ama ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum. Yani çekiliş yapmazsam videonun sonunda niye yapmadın diye kızanlar da olacaktır tabi. Bakalım, Instagram'dan bir anket yapabiliriz aslında. Allah'ıma çok şükür yine. İştahsız bir gün. Ama böyle, bu arada bunları biz paylaşıyoruz. Sakın yanlış anlamayın. Herkes günaydın desin. Günaydın. 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 Ama şurada da zaten bize bir briefing verecekler. Şurada oturacağız. İçeride bütün kıyafetleri var. Filmlerde, filmde kullandığı kıyafetleri. Bahçenin renkleri çok güzel de ben oraya gideceğim zaten. Çok o zaman diyor şey, avlanmayı çok severdi falan diyor. Şimdi bir eve geldik. Anne, kadının soyadı neydi? Briggs miydi? Blixen. Karen Blixen adında bir kadının evine geldik. Şimdi bunun size çok kısa bir hikayesini anlatacağım. Aslında ne kadar kısa anlatabilirim bilmiyorum ama. Bu kadın Danimarkalı bir kadın ve baron ünvanlı bir adamla evleniyorlar Kenya'da. Ve ilk önce işte böyle süt ve süt ürünleri ticareti yapmak için buraya gelmek istiyorlar. Burada bir ticaret yapmak istiyorlar ama ondan sonra kahve üreticiliğinin daha karlı olduğunu karar veriyorlar. Sonra burada yaşamaya başlıyorlar. Daha bu evde değil ama başka bir arazide. Ama bu baron kocası Masai Mara'ya gidiyor sürekli ve avlanmayı sevdiği için hayatının büyük bir kısmını Masai Mara'da işte hayvan avlarında geçiriyor ve böylelikle Karen'la birazcık uzaklaşıyorlar. Sonra bu dönem içerisinde 6000 hektarlık bir arazi alınıyor. Şu an içinde bulunduğum arazi. Ondan sonra buraya taşınıyorlar ve burada bir ev yaptırıyorlar. Bu ev. Daha yakından da göstereceğim. Ondan sonra tabii baron çok uzaklarda olduğu için Karen burada başka bir İngiliz bir adamla tanışıyor, Deniz adında. Ve Deniz, baron bu evden ayrılıyor.
Karen'la ayrılıyorlar ve Deniz bu eve yerleşiyor. Bunun üzerine burada kahve üreticiliği yapmaya devam ediyorlar. Bu gördüğünüz ve birazdan göreceğiniz tüm arazide kahve üreticiliği yapıyorlar. Fakat işler çok yolunda gitmiyor. Çünkü hem toprak problemli bir toprak, hem kuraklık var, hem işte en yakın nehir 3 kilometre uzaklıkta falan derken Karen burayı yönetemiyor. Çünkü çok büyük bir arazi ve işin sonunda iflas ediyor. Bunun üzerine buradan Danimarka'ya dönüyor ve Danimarka'da bir kitap yazıyor. Sonra ikinci kitabı da Out of Africa. Zaten bu Meryl Streep'in oynadığı 1985'te çıkan çok çok meşhur bir film. Bu hikayeden tamamen esinlenerek yapılmış bir film. Bu hikayenin nesi önemli diyeceksiniz. Bu olaylar işte 20'li dönemlerde oluyor. 1920'li dönemlerde ve o dönemlerde Kenya'da insanlara gerçekten bir köpek muamelesi bile yapılmıyor. Yani belki de şu yere bastığım toprak kadar değerleri yok bu insanların o dönemlerde. Çünkü İngiliz sömürgesi falan filan derken daha sonrasında burada rezalet olaylar yaşanıyor tabii ki. Ondan sonra fakat o dönemde Karen bu insanları gerçekten insan yerine koyup bu arkamdaki arazideki kahve çiftliğinde çalışmaları için tam 200 aileyi yanına alıyor. Tam 200 aileyi. Ve bu 200 aileden neredeyse 600 kişi var içerisinde burada yaşayan. Ve burada 600 kişinin 600'ünü birden eğitiyor. Kadınlara eğitim veriyor. Hepsine medikal yardımda bulunuyor. Hepsini bir aile gibi görüyor ve burada onların köle olmasına izin vermiyor. Bu kadının en büyük olayı da bu zaten. Çok yasak ve illegal olan bir dönemde insanları, siyahi insanları burada insan yerine koyup gerçekten mükemmel bir hayat sunuyor. Ve hatta burada iflas edip evi satması gerektiğinde Kenya'da şöyle bir olay var. Bir araziyi satacaksan, bir evi satacaksan içindeki kölelerinle beraber satarsın. Ve o buna izin vermiyor. Önce o 600 kişinin 600'ünü de farklı yerlere yerleştiriyor. Köle olmalarını engelliyor. Ve daha sonra evi satıyor. Neyse sonuç olarak bu ev el değiştiriyor birkaç kere. Sonra işte Danimarka hükümeti bu evi satın alıyor falan filan denirken Danimarka hükümeti de bu evi Kenya hükümetine hediye ediyor. Fakat tek bir şartla Kenya hükümeti bu arazinin içine bir okul yapmak zorunda Karen için. Daha sonra bu arazi bölünüyor parçalara. Herkesin farklı bir arazisi oluyor. 6000 hektarlık arazi bölünüyor. Ben geleyim mi? Geliyor tabii. Sonra bu arazi bölünüyor, satılıyor falan filan derken okul da açılıyor, işte bir tıp okulu. Ve Karen'ın işte, Karen bu arada o pislik barondan kaptığı Belso okulu yüzünden ölüyor. Sevgilisi, o zamanki sevgilisi Deniz de hemen arkadaki dağlarda, evin arkasındaki dağlarda bir uçak kazasında ölüyor. Zaten Deniz'in buradan, Karen'ın buradan taşınma sebeplerinden biri de sürekli o dağı görmesi ve sevgilisini hatırlaması. Şimdi bu eve girdik, bu evi gezeceğiz. Burası 1985'te Out of Africa filminden sonra müzeye çevirmiş bu arada. Biraz etrafı göstereyim şimdi size. Bu adamı tanıyorsunuz ya. Bu Out of Africa filmi. Bu Dennis. He is Dennis in the film, right? Yeah. So this is where they will have the meals. And actually the Prince of Wales came to play. Prince William gelmiş ve burada yemek yemiş. Yalnız ben bu takımları çok beğendim ya. Ha bak dinner for. Bu zaten onların yemeklerindeki masanın. Yeah. So do you remember her name? Remember her name? Ha evet şey. Ben de bilmem ne hanımı çağırdım. 250 keçilik kızın adı neydi? Ha. Jenny neydi? Jenny miydi? Jenny miydi? Ya şunu Jerry. Jerry. I was so close. Bakın bahçeye, şu bahçeye bakın. Eren burada bir mangal yapar var ya. Ve yeni kocaya aynı oda. Yani baron çıkınca Deniz girmiş bu odaya. Yani burası... Burası baronun odasıymış. Ya baron gel.
So these are the clothes that were worn during the shooting of the movie, of Africa. İçinde çekildiği kıyafetler bunlar. So Kevin didn't wear them. No, this belongs to men. Men, yeah. No, not Meryl. Klaus Maria and Robert Redford wore this. Kıyafetleri. Filmde kullanılan. Evet. Kraliyet ailesindekiler kocalarıyla aynı yatakta yatıyor. Do you know Madame Skin down there? Yes. Hiç iyi bir hareket değil. Karen'in odası, bu da Karen. And she was 46 years old. And she's wearing a turban. Karen'in odası. Karen'in odasında göster. Yaz makyaj masası o zamanlardayım. Şu yerdeki poz olmasa? Evet. Bu çok sıcak oluyormuş bu alet. O yüzden evin dışındaki şey, mutfak, ev karşı. Ev buradan aşırı huzurlu ama Tara gelince kaçtı. Buranın da havası kaçtı. Şuraya bakın, ne kadar güzel ya. Huzurlu bir ev, vallahi yaşanır. Ben normalde korkarım böyle evler. Bakayım. Ay, o ne ya? Bir enteresan. Kaktüs ağacı mı? Kaktüs ağacı mı? What is it called? This one. Yeah. It is a species of euphorbia. Duydun mu? Hiçbir şey anlamadım. Bir şey diyorum. Şimdi kahve ektikleri yerlere gidiyoruz. Ya da belki de bize bu son kez görüşünüz olabilir. Bu videoları izliyorsanız. Kahve şeyi. Makinesi. Tare bundan istiyormuş. Kim? Satmak. Ve kendini asla çektirmiyor. You have big size, small size, small. You want small size? Kaç tane daha alacaksın sen? Kaç tane aldım ben? 4 tane aldım değil mi? 4 tane. 2 tane daha alacağım. Tamam. Gözüm biraz iyileşiyor gibi ama yine çok emin değilim. Farkındasınız siz de. Ben hala çok utanıyorum. Hala çok utanıyorum ya konuşmaya. Şu an odadayız. Ayağımda da boku var galiba. Uyuyacağız yarın. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Bir de şunu fark ettim. Ya ben her videoda fark ediyorum. Benim gıdım çok fena olmuş. Döndüğüm gibi buradan Apache Fight Akademi'ye sesleniyorum. Döndüğüm gibi yemek yemeyeceğim. Bak. Biz şimdi kahvaltıya indik otelde. İlk defa. Buraya bir saat uzaklıkta bir yere gidiyoruz. Maybaşa diye. Orada işte hipopotam çiftliği, gül bahçeleri, başka ne var Tara? Hipopotam diyor. Dedim onu. Yani bilmiyorum işte oraya özgü bir şeyler varmış. Oralara bakacağız. Bunları böyle söylüyorum ama vaat vermiş gibi olayım. Hipopotam hiç görmeye de biliriz yani. Bakalım, merak ediyorum orayı. Göstereceğim size.
Şimdi Nayabaşa'ya geldik. Ya daha doğrusu Nayabaşa'yı tepeden göstereceğim size. Şu an 8000 feet yukarıdayız Nayabaşa'da. Bakın ben şu boşluktan düşermişim. Bir dakika. Şimdi küçük bir tekne turuna çıkıyoruz. Görecek ne evimiz varsa artık buradan. Hipopotamları göreceğiz mi? Tabii ki hipopotam. Şimdi şeye çıktık. Allah'ım yarabbim. O kadar korkuyorum ki şu an. Takadan hallice bir şeye bindik. Ve şu anda hipopotam dolu bir gölde süzülüyoruz. Can... Senin kafanı yermiş buldum oradan. Ne gülerim. Çok mutlu bir şeyler. Can güvenliğimiz çok olduğunu zannetmiyorum ama... Bir de tekne biraz sağa çekti, biz sağda oturduk. İnşallah. Annemiz orada oturuyor da dengeledi. Annemiz orada oturttuk da dengelendi. Neyse gidiyoruz şimdi bakalım. Hipo mipo görürsek çekeceğim ya. Ben bu gözde pek bir şey... Hipo. O kadar samimiyiz. Hipo can. Hipo mu? Durun durun. Buzdağının görünmeyen kısmı çok aşağıda arkadaşlar. Ay senin kulaklarını yerim ben. Allah sağ çektik anne. Sağ anne vallahi. Ah, anne hipo... sen gel. Aa, anne. Anne sağ tarafa gelmedin. Allah Allah sağ çekiyor. Düştük yemin ediyorum düşeceğiz. Grup halinde yatıyorlar. Allah anne hipoların arasına düşmeyin. Hadi hep beraber şöyle dönün de bir resim çekelim. Hadi. Şurada dışlanmış var. Bakın kalktı. Bak geri bas abi geri bas geri bas geri bas. Geliyor abi. Bir şey diyeceğim, yemin ederim geri basıyoruz. Allah Allah, geliyor. Yat oğlum sen. Ay ben biraz daha yersem bu benim ama yani yazın. Yat oğlum. Hani böyle ay, otellerin şeyleri vardır ya, iskeleleri denizin ortasında. Orada yatarken ben. Ay yine... Bu yavru mu bu kadar mı yiyor bunlar? Bu kadar, yaban domuz. Tehlikeli değil mi ya bu? Yo. Odamıza geldik. Size vaatlerinde bulunduğum flamingoları ve gül bahçelerini göremedik ama hipopotamları gördük. Aslında hipopotamların olduğu yerde flamingoların olması gerekiyormuş ama ben geliyorum diye tabii ki yoklardı. Bugün yani şu an bugün pazar, pazartesi sabahı oluyor. Sabaha karşı 5'te uçağımız var. İstanbul'a dönüyoruz. Ve İstanbul'da saat öğlen 12 gibi falan olacağız. Yani yine bize uyku yok bugün. Bu Kenya uçak saatleri çok korkunç. Ya sabaha karşı iniyor ya sabaha karşı kalkıyor falan. Kötü yani. Ama gerçekten güzeldi. Şimdi otelde yine yemek yiyeceğiz. Başka bir restoranda otelin. Ondan sonra ne yaparız hiç bilmiyorum sabaha kadar. Uyumasam iyi olur. Bilmiyorum. Sizi geçmelerden haberdar ederim. Bye. Ya anlatır mısın? Buradaki kıza ne yaptın? Yukarıdaki restoranda yapılı çıktı. Geri döndün de buraya sonra. Yeni hapşurmuştum ondan yüzüm böyle. Eve dönüş vakti geldi. Artık eve dönüyoruz. Çok şükür. Yani ülkemin taşını toprağını öpeceğim buradan sonra. Hapşuracağım. Hep beraber.
Öncelikle şundan bahsedip böyle kapatayım. Ben normalde beni Instagram'dan takip ediyorsanız her video öncesi videoya haber vermek için bir tanıtım videosu koyuyorum. Şimdi şöyle bir çekiliş yapacağız. Kenya'ya gelebilme şansı bulamazsınız diye ben size bir Masai Mara takılarından oluşan bir set hediye etmeye karar verdim. Hani buradan küçük bir anı, yani bundan sonra böyle tabii makyaj malzemeleri falan filan yine veririz ama hani böyle gittiğim yerlerden size küçük anılar getirmek istiyorum. Hani böyle benim o videomu hatırlatsın size diye. Zaten Instagram'da da yaptığım ankette bu böyle bir çekiliş olursa katılabileceğinizi söylemiştiniz. Yani istediğinizi söylemiştiniz. Ben de buna istinaden bir çekiliş yapmaya karar verdim. Kısacası bu videoyu koyduğum zaman tanıtım videomu likelamanız ve beni takip ediyor olmanız halinde bir kişiye güzel bir set hediye edeceğim. Bu arada o seti de şeyden görebilirsiniz. Videomda var. Taktığım o Masai Mara takıları. Hepinizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Benimle buralara kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum yine çok uzun tuttum ama elimden geldiğince kısaltmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta çok daha güzel bir yere gidiyorum. Çok güzel bir ekiple gidiyorum. Ve çok güzel bir şey için gidiyorum. Bu sefer gerçekten çok güzel makyajla ilgili bir şey için gidiyorum. Yine beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Öpüyorum. Hoşçakalın. Geri görüyor aslında.